1700 yıllar. Jim İngiltere kıyılarında han işleten genç bir kadının oğlu. Bak Jim, galiba bir müşterimiz var. Bir süre burada kalmak istiyorum. Bana kaptan diyebilirsin. Buyurun kaptan. Bu yeni misafirin ilk günlerden beri garip hareketleri var. Boş zamanlarında sahildeki gemilere bakıyor. Beni dikkatle dinle Jim. Buralarda tahta bacaklı birini görürsen hemen bana haber ver. O zaman sana 5 penny vereceğim. Anlaştık mı? O adamın elinde bir sandık var. Sandıkta ne var acaba? Sandığı odasına sakladı. Günün birinde hana yeni biri gelir. Kaptan Bill burada mı kalıyor evlat? Evet bayım. Biraz sonra... Vay be, bu Kaptan Bill neler anlatıyor acaba? Hayır diyorum, 1000 kez hayır. Konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüşüyor. Yeni gelen adam dışarıya koşuyor. Ah! Ne oluyor kaptan, iyi misiniz? Jim bir doktor çağırır. Kısa bir süre içinde doktor Livesey gelir. Sizden bir miktar kan almak zorundayım. Beni dinle küçük. Ben yaşlı kaptan Flint'in tayfalarındanım. Gizli büyük bir hazinenin yerini biliyorum. Bu hazine bir adada. Şu ünlü korsan Flint mi? Ta kendisi oğul. Biliyor musun, o gelen kara leke. Onu düşmanlarım gönderdi. Kara leke çok tehlikeli. Bana bak Jim. Hazineyi bulursak bunu aramızda paylaşacağız. Sana söz veriyorum. Bir gün sonra Jim, hana güçlükle yaklaşan birini gördü. Hey handakiler! Kaptan Bill burada mı kalıyor? Beni yanına götürün. Ben körüm. Bill, buradayım. Elini uzat. Evlat, sen de yardım et. Kör adam kağıdı verince hemen gider. Kaptan, haberler kötü mü? Hey kaptan, neler oluyor? Aman Allah'ım, kara leke. Anne, anne, çok kötü şeyler oluyor. Anne, korsanlar buna kara leke diyor. Bunu aniden ortadan kaybolan bir kör getirdi. Kaptan heyecandan öldü anne. Tüm sorun bu sandık. Önce bu sandığı açalım, sonra buradan kaçalım. Jim, alacağımızı iyi hesap et. Bu korsanlar dürüst insanlar olduğumuzu anlasınlar. Gece yarısı. Birden sessizliği bozan bir ıslık duyuldu. Rüzgar olmasın Jim. Tamam, haydi, çabuk. O elindeki nedir? Bilmiyorum. Bir deniz haritası galiba. Çabuk ol, korsanlar yaklaşıyor. Onlardan biri daha. Önce gelen kör adam. Öyle zannediyorum. Korsanlar hanın altını üstüne getiriyorlar. Anne bak, bu kaptana kara lekeyi veren kör. Hanı korsanlar basıyor. Bütün köy bu olayı duyuyor. Kısa sürede 5 atlı geliyor. Kaçalım, atlılar geliyor, mahvolduk. Saldırın. Anne bak, kralın gümrükçüleri yardımımıza geliyor. Nereye bayım? Şefimiz Bay Trelawney'nin evine. Bay Trelawney'nin evinde. Efendim, bunu Kaptan Bill'in sandığında buldum. Evlat, ver bakalım. Şu işaretler ne anlama geliyor acaba? Dostum, bunu çözmek kolay olmayacak. Define adası. Ertesi sabah Trelawney gemiye tayfa bulmak amacıyla Bristol'a gider. Jim ve annesi onun evine yerleşir. Güvenilir biri olan Redruth da onlarla kalır. Kısa bir süre içinde Trelawney'den mektup gelir. Doktor Livesey için. Ama o yokken annem ve ben onun yerine okuma yetkisine sahibiz. Bir yelkenli bulmuş. Şimdi de tayfaları topluyor. Zengin biri olan Trelawney güzel bir gemi alır. Tayfaları toplamak için yardım aldığı adamsa acımasız Flint'in eski adamlarından biridir. Sanırım seninle anlaşacağız. Eğer tayfaları toplama işini tamamlarsan seni ödüllendiririm. Yaşa amiral.
Bir gün sonra Trelawney'den bir mektup daha gelir. Jim, iyi dinle. Trelawney bizi Bristol'de bekliyor. Senin de Mitch olarak gelmeni istiyor. Mükemmel bir haber bu. Ve ertesi sabah. Hoşça kal anneciğim. Çok zengin olacağım. Jim, sen ilk önce tahta bacaklı adamı bul. Adı Uzun John Silver. Ona kalkış emrini söyle, olur mu? Bay Silver siz misiniz? Evet. Uzun John benim. Sen Mitch'osun. Hoş geldin evlat. Bay Trelawney kalkış emri verdi. Jim birden korkuyor. Bay Silver, ben bu adamı tanıyorum. Hanımıza saldıran ve hanı dağıtan haydutlardan biri. Yakalayın! Yakalayamazsınız. Gel, kaptanı karşılayalım. Limandaki gemilere de bakarız evlat. Uzun John ile Jim, Trelawney ile doktorun oldukları yere varırlar. Evet, sonunda geliyorlar. Silver, tayfalara haber ver. Herkes sabah 4'te gemide olsun. Şunu da belirteyim, bu yolculuktan ve tayfalardan hoşlanmadım. Özel bir nedeniniz var mı kaptan? Gemicilerin suratları hoşuma gitmedi. Jim de tayfalara yardım etmeye başlıyor. Haydi arkadaş, dayan. Ya, bu çok ağır. Sabah tam 4'te Hispanola gemisi denize açılır. Hey sen Micho! Burada ne işin var? Gemide kimseye ayrıcalık vermem. Vay be, kaptan çok sert biri. Selam Bay Silver. Ne güzel bir papağanınız var. Adı Kaptan Flint oğul. Bu ismi eski korsanın anısına koydum. Pek az kalmış. Bir defasında Flint gemiye çok fazla altın koydu. Gemi büyük bir tehlike atlattı. İstiyorsanız defineyi kolayca ele geçiririz. Kaptan ve dostlarına gelince de Flint'in deyimiyle ölüler konuşamaz. Aman Allah'ım, John Silver bir ayaklanma hazırlıyor. Ben işareti verinceye kadar Truva tarafında beklersin, anladın mı? Ben söylemeden kimse kıpırdamasın. Defineyi onlar bulmalı ve gemiye götürmeli. İsyan neden şimdiden başlamasın? Herkes aynı görüşte olmadığı için John Silver yumruklarını kullandı. Hayatının sonuna kadar bey gibi yaşamak istiyor musun? O zaman dediklerimi yapmalısın. Artık beni iyi anladınız. Kimse ben söylemeden bir şey yapmayacak. Kara görünüyor! Bu sesi duyan herkes günün ilk saatlerinde adaya bakıyor. Aranızda bu adayı bilen var mı? Fıçıya elma için girdim. Ama neler duydum. Bunları hemen dostlarıma anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden duyduklarını Doktor Livisi'ye anlatır. Jim, bu durum çok ciddi. Bunları hemen kaptana anlatalım. Jim bildiklerini kaptan Simolet'e anlatıyor. Hiç telaşlanmayalım. Elimizden kolay kurtulamayacaklar. Öğle vakti planlanan yere ulaşıyorlar. Tayfalar gemiyi gizlice terk ediyorlar. Kaptan Smollett tayfalara engel olmuyor. Bu korsan sürüsünü izleyeceğim. Adanın durumunu öğreneceğim. Jim adanın içine doğru ilerler. Bak sen şu Silver serserisine. Bize bağlı olan bir gemiciyi kendi tarafına çekiyor. Demek ayaklanmayı kabul etmiyorsun ha? Al işte. Jim korkuyor ve kaçıyor. Hey, vay canına, bu da ne böyle? Korkma evlat, adım Bengun. Flint'in eski bir korsanıyım. Ama artık dürüst birisiyim. 3 yıldan beri hiçbir canlıyla karşılaşmadım. Jim yine de dikkatli davranıyor. Yolculuğu anlatıyor. Ne? Silver burada mı? O haydutun teki. Beni öldürür. Korkma Bengun. Biz burada Flint'in meşhur hazinesini arıyoruz.
Eğer gerçekten dürüst biriysen biz seni koruruz. Büyük bir gürültü duyarlar. Jim ve Bengun ormandan çıkarlar. Bak, şurada İngiliz bayrağı var. Hadi gidip bir bakalım. Eğer yardıma ihtiyacın olursa beni ara. Selam Trelawney, benim Jim. O korsanlar gizlice geri döndüler ve gemiyi ele geçirdiler. Biz sandala atlayıp hızla uzaklaştık. Jim, Gray dışında hepsi baş kaldırdı. Gece rahat geçti. Ertesi sabah... Hey siz, kaledekiler! Vay, ziyaretçilerimiz var. Hem de beyaz bayrakla geliyorlar. Uzun John, söyle bakalım ne arıyorsun burada? Sizinle görüşmek istiyorum. Kaptan Smollett buna karşı koymaz ve bunu kabul eder. Bakın kaptan, biz sizden sadece define haritasını istiyoruz. Katillerle görüşmemeliydin Silver. Sen ve adamların kötü kalpli korsanlarsınız. Lütfen burayı terk edin. Uzun John Silver kaleden hemen çıkar. Bir saat sonra siz de kaleniz de yok olacaksınız. Duydunuz ya, bunu mutlaka deneyecekler. Çabuk, herkes saldırıya hazırlansın. Ben hazırım efendim. Kendinize dikkat edin. Karşıdakiler çok tehlikeli. Beni iyi dinleyin. Kimse kalenin dışına çıkmasın. Korsanlar vahşice kaleye saldırıyor. Dikkatli olun, geliyorlar. Ateş edin. İyi nişan alın. Arkadaşlar dikkat edin. İçeriye giriyorlar. Çok kötü ateş ediyorlar. Çok zorlanacağız. Bir süre sonra... Çok şükür. Bu sefer ucuz atlattık. Sanırım geri dönecekler. Onlarla başa çıkamayız. Daha sonra Jim gizlice kaleden ayrılıyor. Gidip Bengun'u bulayım. İyi birine benziyor. Bize yardım edebilir. Çok geçmeden kıyıya varıyor. Ah, bir sandal. Bu sandal çok işime yarayacak. Planımı gerçekleştireceğim. Gemiye kadar gidip halatları çözmeliyim. Böylece korsanlar gemisiz kalacak. Jim kısa sürede gemiye varıyor. Şimdilik korsanlar beni görmedi. Çoğu zaten adada. Halatları kesince gemi akıntıya kapılacak. Biz de haydutların yolunu keseceğiz. Jim bir ipe tutundu ve gemiye tırmandı. Sonra gemiye bir göz attı. Bunlar kavga ediyor. Geminin hareket ettiğini fark etmediler. Artık döneyim. Birkaç dakika sonra... Aman Allah'ım, akıntı beni adadan uzaklaştırıyor. Hemen kaleye döneyim. Bir süre sonra bu tehlikeden kurtulur. Sanırım hata yaptım. Gemi giderse korsanlar gibi biz de bu adaya mahkum oluruz. Jim yeniden tehlikeli bir işe koyuluyor. Kavga eden gemicilerin uyuduğunu görüyor. Aferin size. Beni iyi dinle. Bu gemiye el koyuyorum. İlk olarak şu korkunç bayrağı indireyim. Onlara hiçbir şekilde güvenmiyorum. Hey şuna bak. Micho bayağı iyi bir dümenci. Gemiyi kayalara çarpmadan adaya yaklaştırıyor. Korsanların durumundan faydalanan Jim, gemiyi kolayca sahile yaklaştırıyor. Gemiyi ele geçirdim. Bu güzel haberi kaptana söyleyeyim. Jim'i büyük bir sürpriz bekliyor. Selam Micho. Arkadaşların seni terk ettiler ha? Heh, buranın sahibi artık benim. Hayır, arkadaşlarım bunu yapmaz. Şunu da bil ki size karşı elimden gelen her şeyi yapacağım. Oo, şşş. Dur bakalım. Bu delikanlı sizden bile cesur. Ne bekliyoruz? Onun cezasını verelim. Bu olay yüzünden korsanlar John Silver'a karşı ayaklanır. Dinle Jim. Kaptandaki harita bende. Anladın mı? Anladım. Şimdi haritayı senden isteyecekler öyleyse. Jim haklı çıkıyor. Ver o haritayı Silver. Dediğimizi yap. Artık kaptanımız değilsin. Alın işte serseriler. Korsanlar haritayı alınca davranışları değişir.
Arkadaşlar, hazineyi bulmak için birbirimizi destekleyeceğiz. Bu Silver haydutlarla oyun oynuyor. Acaba kaptanla mı anlaştı? Gerçekten de öyle. Silver öne geçiyor. Haydi çocuklar, ileri. Ne? Doktor Lewis'i. Çok dikkatli ol. Onlara belli etme. Biz seni izliyoruz. Ne yapacaksın doktor? Kaleyi neden terk ettiniz? Silver ile anlaştık evlat. Sözünde durursa kendi menfaatine olacak. Beni o haydutlardan kurtardı. Jim vakit kaybetmeden takıma katılıyor. Uzun John Silver'ın neler yapabileceğini tahmin edemezdi. Anladın mı dostum? Defineyi ele geçirince bu Micho'nun hesabını göreceğiz. Biraz sonra. Haritada gösterilen üçüncü ağaç bu. Ayaklarınızın altında 700.000 sterlin var. Durun, gereksiz şeyler yapmayın. Önce batıya doğru birkaç adım atmalıyız. Biraz sabredin. Haydi kazın. Evet, hazineyi bulalım bir an önce, gemiye dönelim. John Silver haritada belirtilen noktaya varıyor. Olamaz. Bakın, birileri hazineyi bizden önce almış. Define? Define nerede? Suç onun arkadaşlar. Her şey onun yüzünden. Çok doğru. Onu ve Micho'yu temizleyelim. Seni öldüreceğiz John Silver. Ama önce bize definenin yerini söyleyeceksin. Üçe kadar sayıyorum. Konuşmazsan çocuğu öldürürüm. Bir, iki... Dostum, gerçekten bilmiyorum. Bekle, yapma. Ve üç. Demek bunu istiyorsun. Çocuğu öldüreceğim. Tam bu sırada... Hey, dur bakalım. Kimse kımıldamasın yoksa ateş ederim. Neler oluyor, olamaz. Bu da ne? Galiba kaçma vakti geldi dostum. Herkes teslim olsun. Kaçamazsınız. Kaptan, dostlarım. Silver nerede? Ortalıkta yok. Doğru. Sanırım kaçıyor. Aferin Jim. Gemiyi ele geçirdin. Seni izledim. Çok cesursun. Definenin bir kısmı senin olacak. Annen buna çok sevinecek. Hazineyi nasıl aldınız? Kaptan bir ıslık çalar ve Bengun ortaya çıkar. Evlat, onun yardımıyla kazandık. Bengun zaten defineyi önceden bulup mağarasına götürmüş. Olaylardan sonra kaptanla haberleşmiş. Bu çok güzel bir haber. Kutlarım. Ben de yıllardır bu adadan kurtulmak istiyorum. Uzun bir süre sonra. Ne düşünüyorsun Jim? Oldukça üzgün görünüyorsun. Evine zengin olarak döneceksin. Uzun John Silver'ı düşünüyorum. Umarım hatasını anlar da günahlarından kurtulur. Gemi büyük bir keyifle İngiltere'nin yolunu tutuyor.